Sonuncu Baba Türbesi'ne geldik. Birazdan oradan da kayıt alacağız. Bu neymiş? Es-Seyyid Hatip Hasan Efendi, zevcesi Fatma Hanım Hayret. Şuna hayret yapmış adam. Hazreti Mevlevi Hazretleri baba. Diyor. Bunu ne ifade edilmiş? Bir tane aldım. Olay bir tane aldım ben. Ben de yiyeceğim ama. Darende'deyiz. Sonuncu Baba Hazretlerini ziyaret edip öyle gideceğiz Ankara'ya. Burada satılan ürünler de mevcut. Gel, tut kızım elimi. Darende'nin girişinden 2 kilometre içeride bulunuyor Somuncu Baba Türbesi. Burası Abdurrahman Erzincani Köprüsü'ymüş. 1432 yılında vefat etmiş. Türbesi buraya 20 kilometre uzaklıktaymış Balaban Mahallesi'nde. Böyle su da akıyor burada. Merve. Aynı bir şekilde indiğimiz için kıyafetlerimiz de uygun değil. Yol hali. Herkese merhaba. Çocuklar el sallayın. El sallayın. Fotoğraf çekinebileceğiniz yerde yapmışlar. Türbe girişinin yanında Tohma Kanyonu ve Çilehane balıklı kuyulara giden yol var. Yan yolda. Bakalım ulaşabilirsek biz de gideceğiz. Bu şekilde devamlı Kur'an okunuyor burada. O güzel havası, dini havası hiç bozulmamış gibi. Valla şu manzaraya şu an bayıldım gerçekten. Su öyle güzel akıyor ki. Şırıl şırıl. Buradan ablacığım tüm izleyen, seven herkese selamlar olsun. Ayşe ablacığım sana özellikle selamlar olsun. Elif ablacığım. Sabriye Taş ablacığım hepinize selamlar. Daha da ismini getiremediğim bir sürü izleyen herkese çok çok selamlar olsun. Rabbim Seda yerine şifalar versin. Çocuğunu düşürmüş. Hepinizden de bol bol dua istiyoruz. Yasemin'e ve Meryem'e de bir an önce çocuklarını kucağına almayı Allah nasip etsin. Amin amin. Rabbim tüm isteyen herkese evlat hazinesinden nasip etsin inşallah. Burası
kanyona giden yol. Garen'de de Somuncu Baba Türbesi'nin oradaki. Çok güzel bir yer. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Aşağıda Hasan Kahveci köprüsü var. Şehit Battal Gazi'nin amcasıymış Hasan Gazi. Evet, burada da dağdan çok güzel sular akıyor. Şırıl şırıl şu manzarayı. Bayıldım. Gelinmiş. Sarı sarı dağın altından gelen su. Ne kadar güzel ve berrak bir su şu an. Bayıldım. Ha, bak balıklı kuyular güzelmiş ya. Bunlar balıklı kuyularmış ya. Şuraya çekmese miydin? Önce buraya gel. Balıklı kuyuları. Yukarı çeynep biraz sarken yürüyün. Gel. Balık kuyuları gösterelim. Aa balıklara bak. Gel gel. Dur siz yürüyün. Nerede bunları çek. Bak bak görüyor musun? Maşallah. Haa gördüm gördüm. Bak, bak balıklı kuyular görüyor musun balıkları? Maşallah. Bunlar balıklara bak oğlum. Dikkat et Zeynep. Dağda da bir yazı var. Yavaş yavaş yürü olmuşsun. Hayır suya yaklaşma. Sen onları bırakma Rıdvan ben çekeceğim. Suya düşüreceğim ne olursun diyor. Salağa bak. Benim oğlum akıllı. Karşıda Rıdvan balıklara bakar mısın? Şu görüntüye daha da çok bayıldım. Şuraya bakar mısınız? Maşallah ne kadar güzel. Şurayı da çek. Değirmeni de çek. Onu çektim çektim. Bir dakika. Ne kadar güzel ya. Çocuklar bak Japon balıkları da var burada gördün mü? Ya. Nerede şurada bir fotoğrafı çeksen ona karşı çek. Önce burada bir çek. Tamam. Burada küçük mağara gibi bir şey var ama bununla alakalı bir şey dememişler. Mağara. Dur yaklaşma. Ardi olarak kullanıyorlar gel. Şey Merve, odun parçası. Merve, su götürüyor gibi mi? Vallahi su o kadar güzel ki sanki böyle alıp götürüyor gibi.
tarafa gidelim. Aynen. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Aynen. Gel şimdi külliyeye gidelim. Ondan sonra devam ederiz. Osman Hulusi Efendi. Şöyle yapayım, okumak isteyen olur belki. Sonuncu Baba Hazretlerinden. Yaşamıyla alakalı. Durdurarak okuyun gerekirse diye tanıtma amaçlı. Burada sadaka taşı var. Üzerleri hafifçe oyuk olan bu taşlara genelde kimsenin olmadığı zamanlarda, sabah ve yatsı zamanı vaktinde geceleyin sadaka veren kişiler görünmeden, yani gizli yapıyorlarmış. Madeni para bırakırlarmış. Halen devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Sonuncu Baba Türbesi'ne sonunda çıkıyoruz. Burada da müzesi var. Müze ücretsiz. Girişi yan taraftan. Az sonra orayı da gezeceğiz. Cami. Ziyaretçi girişleri buradan. Balıklı göl gibi mi? Aynen, baksana. Yaklaşmayın çocuklar, yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Aa, çok iyi. Bakalım yakınlaştırınca gözükecek mi? Evet. Hayır hayır hayır. Çekil bakalım oğlum. Hadi el sallayın. Şu çok büyük. Ver de bir çekil, şu yakında. Versene. Çektim çektim. Vallahi buralar şu an öyle bir güzel kokuyor ki anlatamam size. Bayan erkek girişleri farklı yerlerde. Merve az önce bayan tarafını çekti. Ben de erkek tarafını çekiyorum. Sonuncu Baba Türbesi. Yaşadığı yıllar. Halil Tayyip'i efendi. Oğluyla birlikte yan yana türbeleri. Rabbim yollarından gitmeyi nasip etsin bize de. İyilikler, güzellikler nasip eylesin. Hastalara şifa, dertlere deva nasip eylesin. Rabbim çocuk bekleyenlere bir an önce kucağına almayı nasip eylesin.
Hiç çocuğu olmayanlara Rabbim bir an önce çocuklar nasip eylesin. Hayatımı düzene sokmayı nasip eylesin. Borçların borcunu bitirmeyi nasip eylesin. Allah bir de oğlum hadi. Allah bir. En büyük kim? Allah. Birsin Allah'ım diye dua et bakayım. Birsin Allah'ım. Şeye dua et. Allah'ım da teyzelerimin çocuklarını kucağına almayı nasip eyledi. Teyzelerimin. Serra ablama şifalar verdi. Serra ablama da güzel bir bebek nasip eyledi. Serra ablama da güzel bir nasip. Amin. Arkadaşlar buraya gelirseniz bakın uyarılar uyalım. Su içmeyiniz uyarısı. Arkadaşlar çok güzel bir uyarı var Somuncu Baba Türbesi'nde. İslam düğününe göre türbe ve yatırlara adaka danmaz, kurban kesilmez, mum yakılmaz, bez çabut bağlanmaz, taş para yapıştırılmaz ve diğerleri. Oo, burada bak kocaman bir tane balık var. El salla. Takipçilerine selam söyle Yasemin teyzenin. Seni çok seviyorum Yasemin teyze. Takipçilerine. Amin. Somuncu Baba gezimizin sonuna geldik. Çok güzeldi. Hiç bozulmamış o havası. Daha önce bunu biz şeyde de yaşadık. Ertuğrul Gazi Türbesi'nde de yaşadık. Böyle yerlerin sayısı artsın inşallah. Mevlana Türbesi de aynı şekilde. Bazı türbeler var. Aslında artık kaybetmiş durumda türbelerde. Özellikle Hüseyin Gazi Türbesi gibi. Farklı farklı konular oluyor. Aynısı Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde de geçerli. İnşallah oralarda bu mekanlar gibi aslına göre hareket eder. Burada hediyelik eşyalar da satılıyor. Geldiğinizde buralardan alışveriş yapabilirsiniz. Çok güzel ürünler var. Çocuklara dikkat et. Malatya'ya has şeyler de var. Diğer şekildeki yiyecekler de bulabilirsin. Hurma olsun. Ceviz olsun. Hı? Kayısı alayım mı Merve? Çok iyi. Şey ne kadar acaba? Çaydanlıklar ne kadar acaba? Onlar da bir sorun. Şal, tesbih. Böyle çömlekler, güveçler. Evet ablacığım. Şu an Kayseri'ye 8
80 kilometre var tam. Burada bir göl gördük. Buradan da bir kısa görüntü alayım dedim senin için. Kuşlar dolu gölün üstü de.